Ne istiyorsunuz benden? Orhan'ın yerini söyleyeceksin bize! Konuşacaksın! Hayır, söyle! Söyle, nerede? Nerede, söyle! Kimsiniz? Konuş! Durun! Ne oluyor be? Sana ne? Götürelim kızı! Hadi! Durun dedim size! Hadi ne duruyorsunuz? Gelsenize! Bu kadar dayak yeter, tüyelim arkadaşlar! Teşekkür ederim! Demek tanımıyorsunuz bu adamları! Motele sabaha karşı gelmiştim, arabamdan indim, biri üstüme saldırdı, sonra kumsala doğru koştum. Siz yetişmeseydiniz... Polise haber verseniz, bu gibi hadiseler emniyeti ilgilendirir. Bu işin uzamasını istemem, size iyi günler. Cevap vermiyor, Allah kahretsin!
Alo! Alo! Benden para alamazsın Bekir! Paraları sakladın değil mi? Bana numara yapma demiştim! Bu soygunu tek başıma yaptım! Kimseye pay vermem! Bana yaptığın kalleşliği hayatınla ödedin Orhan! Teslim ol Bekir, teslim ol! Amcan üzüntülü kızım. Ah, dedem gelince üzüntüsü geçer. Anne, baba, dedem ne zaman gelecek? Gelecek yavrum. Gel yavrum, gel. Bazen üzüntüden tansiyonum çıkıyor oğlum. Artık çalışmasan baba. Yıllardır bu uğraş yetmedi mi? Yeter mi evlat? Sizler büyüdünüz belki ama benim gözümde daha küçücüksünüz. Hele sen Ali! Şimdi karşımda böyle dimdik durdukça bana gurur veriyorsun. Sen benim evladımsın, oğlumsun. Babam benim. Bir gün sizlerden ayrılırsam bu mutlu günlerimiz bana hiç acı vermeyecek oğlum. Gönderemedim abi. Nasıl öğrendin? Gazetede okudum. Katil yakalanmadı değil mi? Hayır.
Nasıl biri bu? Hayatımızı karartan bu iblis kim? Azılı bir katil. Bütün emniyet peşinde ama kurtulamayacak abi. Er geç yakalanacak. Bu iş herkesten önce bizim işimiz. Babamızın kanını kimse de bırakmam ben. Bu şehir cehennem de olsa onu bulacağım. Bulacağım onu! Kanımıza kan almazsam ölürüm ben! Dur! Sen! Komiser Ali! Benim ya! Bekir'i soracaktım sana. Tanımam. Orhan'ın işinde Bekir var mıydı? Bilmem abi! Sana sordum ulan! Bekir'i sordum! Bekir'in işi abi! Bekir'in işi! Bekir'in işi abi! Defol ulan! Defol! Kimseye sert davranmaya hakkın yok. Bekir katil olabilir Ali. Fakat olabilir diye onu tevkif edemeyiz. Gerekirse delil de bulurum ama... Bekir'in peşine gitmem için bu görevin bana verilmesi lazım. Her ölen kişi için bir komiser vazifelenirse... O her ölen biri değil. O benim babamdı. İşte bunun için olmaz. Savcı bey haklı Ali. Gene seni istirahate yollamaya zorlama bizi. Bundan önceki işte şehrin altını üstüne getirdin. Bir suçlu için yüzlerce kişi... Hepsi suçluydu. Kanunda yeri yok dediniz, serbest bıraktınız. İşte Bekir de bunlardan biri. Senin yolunu kesen polismiş. Ben bir şey söylemedim abi. Yalan konuşma! Ha, dur Bekir! Orhan'dan sonra şimdi de senden mi çekeceğiz? Ulan yıllardır size baktım. Bana numara yaptın Hasan! Alçak katil! Namusu benim! Benim hesabımda daha çok ölecek adam var. Cinayet var! Cinayet var! Hemen geliyoruz. Cinayet. Bu ölen şahıslar Orhan'ın mahkeme şahitleri. Aman Bekir. Bekir'in işi bu. Alo? Ekip arabaları hazırlansın. Eve geldiğimde cesetlerle karşılaştım. Bekir Orhan'ın peşinde. O öldürdü bunları. Nasıl ispat edebiliriz? Bekir'i yakalayıp konuşturarak. Zorla iş yapılmaz Ali. Yani o kız da bu işe ortak mı? Belli olmaz. Gerçek olan Bekir'in de kızı arayacağı. Bir şey bilip bilmediğini öğrenmeye çalışacaktır. Demek ki bu kızla benim tanışmam lazım. Yarın senin arabanı alacağım Mehmet. Vay anasına, Demet bu ha. Thank you.
Neden beni takip ediyorsunuz? Çok hızlı araba kullanıyorsunuz. Oh, siz! Ne tesadüf! Demek hatırladınız beni. Takip edenin siz olduğunu bilseydim dururdum. Daha iyi oldu. Antrenman oldu bana. Sizinle konuşmam lazım Demet Hanım. Önce bizim konuşmamız lazım. Biz konuşalım, sen sonra. Hadi yavrum, bizimle geleceksin. Durun! Durun! Tanıyor musun bunları? Hayır. Bırakın onu. Çekil yolumuzdan! Garajımda kavga ettiler, davacıyım! Sen mi dövdün bunları? Önemli değil. Ne demek önemli değil, asayişi bozuyorsun! Bize saldırdı, hücum etti! Davacısınız! Davacıyız! Bir de önemli değil diyorsun! Komiser bey, bakın... Sus küstah! Bir de cevap veriyorsun ha! Bir telefon edebilir miyim? Kısa olsun! Peki! Bir kadına hücum etti önce! Biz mani olmak istedik! Tamam efendim! Bir dakika! Komiser bey, sizinle görüşmek istiyorlar. Kim? Şey efendim, emniyet müdürü. Emniyet müdürü mü? Buyurun efendim, ben komiser Hüsnü. Ne diyorsun? Senin yakaladığın adam emniyetten komiser Ali. Derhal bırak onu, özür dile. Siz Ali bey, özür dilerim. İyi günler komiserim. İyi günler. Ondan davacıyız biz! Nasıl bırakırsınız onu? Kanun! Konuşmayın! Bir şey rica etsem, isterseniz onları da bırakın. Belki bir telefon da onlar için gelir. Peki komiserim, düşünürüz. Siz? Benim ya! Ya garajdaki adamlar? Sana sormalı! İnanın tanımıyorum onları! Ama onlar sizi tanıyor! Şimdi beni iyi dinle Demet! Ben emniyetten komiser Ali! Demek kanun adamısınız! Evet! Ve de kardeşin Orhan! Biliyorsunuz! Kardeşim öldü! Öldürüldü. Katil o soygunda benim de babamı öldürdü. Katilin yerini bana söyleyeceksin. İnanın bana, tanımıyorum onu. Bilmiyorum. Alo! Sizi tanımıyorum ben. Ben Bekir. Ben seni tanıyorum. Bekir, benimle görüşmek istiyor. Ne istiyorsa tamam de. Alo, evet, sizi dinliyorum.
kardeşin Orhan eski dostumdur. Hayatını kurtarmak istiyorsan istediğim yere geleceksin. Peki. Anlıyorum. Tamam. Nereye gitmeni istiyor? Galata Kulesi'nin üstüne. Gidecek miyim? Sen değil, ben gideceğim. Merhaba Bekir. Sana söyledim, konuşsana be! Sen Bekir'sin. Sen kimsin be? Beni Demet yolladı. Demet ha, vay kahpe! Cinayetlerini anlatacaksın bana!
Aşağıda biri var. Dikkatli olalım. Belki de müşteridir. Az önce içeri girdi. Buraya çok giren çıkan olur. Dur bakalım, önce para vereceksin. Bırakın ulan kolumu! Parayı almadan olmaz. Ben geldiğin için öldüreceğim seni! Sen babamın katilisin Bekir! Elimden kurtulamayacaksın! Ne olursan ol, beni yakalayamayacaksın! Kaçtı iblis! Arada bir pansuman ister. Allah'tan kemiği ve damarı zedelememiş. Bıçağı ne yaptın?
Herhalde elinden düşmüştür. Bu ay gene masraflısın Ali. Yeni bir pantolon ister. Ama taksitle alabilirsin. Ama taksitle kan vermiyorlar doktor. Peşin para almaya kalksam aylığım yetmez. Sizi istiyorlar. Hı, geliyorum. Harbe hazırlan. Belki halim acırlar da maaşıma zam yaparlar. İşte o zaman yeni bir pantolon alırım. Otur. Bekir miydi? Saldırdı bana. İnanın katil o. Bana bak Ali. Delil olmadan kimseye yüklenemezsin. Bizim de durumumuzu düşün. Siz özel odanızda rahatsınız. Bekir katil, onu tevkif etmiyorsunuz. Ben silahımı bile çekmedim. Suçlu olmasa teslim olurdu. Bıçakladı beni. Bacağım. Nasıl ispat edersin? Vurulan sen, şahit sen. Bacağın da kopsa delilin yok. Senin yüzünden gazetelere geçmek istemem. Bundan sonra bu tekerrür etmesin. Bütün kanuni yetkilerini geri alırım. Vazifene son veririm. Her şey onun konuşmasına bağlı. Gidin ne yapın edin, kızı bana getirin. Ya polis bu işe karışırsa Rıza? Polisle daima iyi geçinirim ben. Benim yüzümden oldu. Ben gitseydim... Sen gitseydin Bekir'le tanışamazdın ben. Ama hepsi bitecek. Her şey o kadar üst üste geldi ki. Abimin ölümü... Bu olanlar... Bir de ben. Bu yaralı bacağımda. Sen de olmasan dayanamazdım Ali. İnan bana cesaret veriyorsun. Rıza, ikimiz de aynı dava peşindeyiz. Ya anlaşırız ya da... Polisle aranda olanlar beni ilgilendirmez Bekir. Ama seninle anlaşabiliriz. Anlaşmak tek çare Rıza. Çünkü bu dava bitene kadar kimse gözümde yok. Parayı ben bulursam yarısı senin. Pekala Bekir. Önce bu komiser Ali'den kurtulmam lazım. Hadi, dediğimi yap. Hadi vur! Pekala! Güzel! Hadi vur! Vurun be! Hadi vur! Gözümün üstüne vur! 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 Durun! İşte tam istediğim buydu! Beni emretmişsiniz efendim. Bekir'i müdüriyetin kapısında bulmuşlar, şu hale bak! Kim sizi bu hale soktu? Komiser Ali! Bu davranışının sebebi nedir? Sebebi filan, düşmanlık işte. Düşmanlık başka şey değil. Hem günlerdir benim peşimde... Bütün cinayetleri bana yüklemek istiyor. Yalan konuşma! Kendine gel Ali! Bırakın bağırsın! İstersen gene vur! Beni kana buladın! Daha hırsını tatmin edemedin mi? Beni bu hale o getirdi! Şu yüzüme bakın savcı bey!
bir vatandaş olarak bunun hesabını sormanızı isterim sizden. Kanun, adalet istiyorum. Benden ne istiyor bilmiyorum. Babasının katili sanıyor beni. Dayakla beni konuşturacağını sanıyor. Adalet istiyorum savcı bey, adalet istiyorum. Kanun istiyorum, yalvarırım. Savcı bey! Odama gel Ali. Onu bu kadar dövmem için yakalamam gerekir. Yakalasaydım getirirdim. Bacağın için yaptın Ali. Bekir'i dövmeyecektin. Şimdi gazeteler yazacak. Bir kanun adamının suçsuz bir vatandaşa hunharca hücum etmesi kamuoyunda nasıl karşılanacak? Acaba biz yukarıya ne cevap vereceğiz? Bu kadar suçlayamazsınız beni. Bekir'i neden konuşturmuyorsunuz? Ona cinayetlerini itiraf ettirin. Bu kadar işkence yapıp sen konuşturamamışsın. Kanun işkence değil, delil ister. Babanın intikamı senin ruhuna girmiş. Hayır, babama dil uzatamazsınız. Ben elimi bile sürmedim ona. Bir suçluyu, bir katili müdafaa ediyorsunuz. Onu tutuklamanız lazım. Cinayetlerini itiraf ettirmeniz lazım. Bekir'i serbest bırakacağız Ali. Bir daha onunla karşılaşma. Bundan sonra en küçük hatanda seni tutuklatırım. Siz haklısınız. Dediğin oldu, Ali'den kurtuldun ama bizim paralar? Alacaksın paranı. Ali bir kabus gibiydi. Şehirde beni rahat bırakmayan Azrail'in gölgesi gibiydi. Ondan kurtuldum. Şimdi sıra paralarda. Önce yaralarım kapansın. Ben çok bekleyemem Bekir. Beni beklemeyen kaybeder. Hepsi kaybedecek. Ben kazanmalıyım. Ben kazanmalıyım! Ama abimin kötü yaşantısı boynumu büktü benim. Toplumdan uzaklaştırdı beni. Bu acıyı hissetmese insan yaşayamaz Demet. En önemlisi bütün bu kötülüklerin içinden sıyrılabilmektir. Ali, ben hazırım. Beni! Sakin ol, sakin ol. Kıpırdama dedim. Bir şey yapmaya kalkarsan kızı vururum. Bırak kızı Bekir, kaldır ellerini! Thank you.
neredesin şimdi? Demet'in evindeyim. Peki, hemen geliyorum abi. Demek aradığımız Demet sensin. Kısa ve kesin konuşacağım. Söyle, paralar nerede? Ne parası? Kimsiniz siz? Bana Rıza derler. Abinin sakladığı paranın esas sahibi benim. Planı ben hazırlamıştım. O abinle Bekir aldattılar beni. Söyle, paralar nerede? Abin bir mesaj bırakmıştır sana. Hiçbir şey bırakmadı. Çabuk kızın evini iyice arayın. Şüphelendiğiniz en ufak şeyi alıp kör yola gelin. Sesini çıkarma! Benimle geleceksin! Bırak beni! Hadi yürü! Size defalarca söyledim. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Konuşana kadar burada kalacaksın. Unutma, o para benim, benim! Boşuna vakit kaybediyoruz. Hiçbir şey yok bu evde. Evde bir şey yok Mehmet. Olan tek şey, yanlış yoldayız. Yani ikinci bir çete mi demek istiyorsun? Evet. Paranın yerini öğrenmek için Demet'ten yararlanmayı düşünen başka bir çete. Kapı kurcalanıyor. Gelen var, dikkatli ol. Diyorsunuz. Konuşun! Rıza gönderdi bizi. Demet'in yerini bunlar bilir. Demet nerede? Rıza'nın yanında, Sütlüce'deki kahvede. Bizi onun yanına götüreceksiniz. Alo! Sen misin Bekir? Evet, benim. Sevgilin elimde. Demet'in de senin elinde olduğunu biliyorum. İster misin onları değiştirelim? Seni bir elime geçireyim, görürsün Bekir. Sinirlenme canım. Sabah eski Boğaz yolunda buluşuruz. Sinirin geçer. Pekala, geleceğim. Bekir'in oyununa geldik. Buradayım, hoş geldin. Yanlış yaptın Rıza. Demet'i kaçırmakla bana oyun oynadın. Ama bak, gene karşı karşıyayız. Suçlu sensin Bekir, parayı geciktirdin. Demet'i bırakın bana doğru gelsin. Bırak. Sen de geç bu tarafa. Bin arabaya. Thank you.
Ver silahını, ver! Götür şunu! Sen de arabaya geç! Kaçan Bekir'di. Artık çember daraldı Demet. Çaresiz kaldığımı sandığım zaman yanılmışım. Rıza'yı hesap etmedim. Baba! Babam mı geldi anne? Kimsiniz? Bekir! Bekir mi? Katil! Çık yerimden çabuk! Katil mi? Kız sesini! Anne! Yap bakayım sen de! Anneciğim! Bırak! Bırak! Alçak adam, bırak çocuğumu! Anne! Anne! Sus! Yoksa boğarım seni! Anneciğim! Kocana söyle, nerede olduğunu bildiririm kendisine! Anneciğim, kurtar beni! Anne! Anne! Sen benim hazinemsin! Çok iyi bakacağım sana! Biz amca, bırak beni! Kızım! Evladım! Alo! Mehmet'i verin! Dikkat, dikkat! 17 numaralı araba, merkez arıyor! Evet, ben Mehmet, sizi dinliyorum! Komiser Ali, komiser Ali! Derhal Mehmet'in evine gideceksiniz! Tehlikeli bir durum için karısı telefon etti! Hemen eve gitmeliyiz! Ne olabilir ki? Merak ediyorum! Karımla çocuğuma bir şey olabilir! Belki de Bekir gelmiştir! Gülken! Kızımızı kaçırdı! Ne olur kurtar onu Mehmet! Bekir kaçırdı! Söyle! Sen misin? Ne? Seni hergele seni! Bekir! Kızım! Ya kızım! Aysel iyiymiş! Karşılığında demeti ve paraları istiyor! Neredeymiş? Galata Kulesi'nde! 2 saate kadar dediğini yapmazsak Aysel'i öldürecekmiş! Hayır! Gitme! Ali dur! Aysel'i öldürtmekten başka bir işe yaramaz bu yaptığın! Adam korkunç bir manyak! Öldürmek en büyük zevki! Gitmeyin, öldürür kızımı! Peki ne yapacağız? Ben gideceğim! Bekir'in istediği paralarla birlikte! Paralar mı? Çünkü paralar bende. Sende mi paralar? Evet, Orhan bana bırakmıştı.
Nasıl? Soygun günü İzmir'de değildim. Bir gün önce gidip soygun sabahı dönecektim. Banka soyulurken yakınlarındaydım. Orhan zorla sokmuştu bu işe beni. Kabul etmezsem öldürüleceğini söylemişti. Ne de olsa ağabeyimdi. Sonra sizinle karşılaştığım sabah motele gitmeye karar verdim. Bana saldıran adamlar Rıza'nın adamlarıydı. Ağabeyim arkadaşlarını atlatıp bana telefon edecekti. Ve paraların yerini bildirecekti. Ben de paralarla ona gidecektim. Peki şimdiye kadar neden söylemedin? Seninle ilk karşılaştığımda emniyetten olduğunu bilmiyordum. Paranın peşinde olanlardan biri sanmıştım. Birlikte kaldığımız gece anlatmaya karar vermiştim ama... Nerede paralar şimdi? Tarabya'nın üstündeki kör yolda. İşaretli taşın altında. Ama o paraların Bekir'e değil polise teslim edilmesi gerek. Ya çocuğunun hayatı? Önce çocuğunu kurtaralım. Gerisini sonra düşünürüz. Birlikte mi gideceğiz? Adam sadece Demet'i ve paraları istemiş. Demet paralarla yalnız gidecek. Üzülme karıcığım. Aysel'i nasıl olsa kurtaracağız. Bizi de merak etme. Abim para çantasını buraya saklamıştı. Neden şimdiye kadar söylemedin? İnan bana, korkmuştum. Çaresizdim. Bekir bütün cinayetleri bu para için işlemişti. Bu para Aysel'in hayatını kurtaracak. Hadi. Buyurun efendim. Burada birisiyle buluşacaktım. İsmini söyleseniz. Buradayım. Hadi gel içeri. Çabuk ol! Paraları getirdin mi? Burada. Ya Aysel, onu serbest bırakacaktın. Geç şu tarafa! Buraya tek başına geldiğini iddia etmeyeceksin herhalde. Söyle neredeler? Buradayız Bekir. Bırak çocuğu! Çocuk benim hayat garantim. Sakın bir hareket yapma Ali. Yoksa ömür boyu bu bebeğin günahını çekersin. Çıkar ellerini cebinden. Dinle beni Bekir. Bu hesap ikimizin hesabı. Çocuğa bir şey olursa yakarım seni Bekir. Uzatmayın. Çok heyecanlısın Mehmet. Geçin şöyle, geçin şöyle! Çekil be! Arkamdan gelmeyin, pişman olursunuz. Sen emniyete telefon et. Ali! Ne arıyorsun burada be? Çekil karşımdan! Biz amca, biz!
arkadan dolaşalım. İşte çocuklar, gördüğünüz gibi bir yılda dört mevsim vardır. İlkbahar, yaz... Kimse yerinden kıpırdamasın! Ne istiyorsunuz? Geçin şu tarafa! Hadi, çabuk! Çabuk olun! Hadi, hadi bakayım! Kıpırdamayın! Sakın sesinizi çıkarmayın! Ateş etme! Çocuklar var içeride! Sakın sesinizi çıkarmayın, olduğunuz yerde durun! Beni ateş etmeye mecbur etmeyin! Başımdan, yoksa hepsini öldürürüm! Defol! İçeri girelim. Ali! Defol git başımdan dedim, yoksa öldürürüm hepsini! Bu kadar kalpsiz olamazsın Bekir! Bırak o masumları, çık dışarı! Benden akıllı olamazsın Ali! Hep kaybettin karşımda! Gene ben kazanacağım! Git, yoksa öldürürüm çocukları! Git diyorum sana! Dinle Bekir! Bırak çocukları! O masumlara dokunma! Beni vur! Bana blöf yapma Ali! Blöf yapma diyorum! Yoksa öldürürüm hepsini! Söz veriyorum! Al, silahımı da bırakıyorum! Tabii, tabii yolumdan çekileceksin! Kalk ayağa! Kaldır ellerini yukarı! Hadi bakayım, çabuk olun, çıkın dışarıya! Hadi diyorum! Çabuk! Çocukların önünden yürü! Hadi, hadi! Hadi çocuğum! Çabuk olun dedim! Hadi! Ellerini kaldır! Hadi! Hadi diyorum sana! Yürüyün! Durma be! Yürü! İkisi de içeride, çocuklar da içeride. Sarı okunun etrafına. Hayır! Üstüne. Bekir paniğe kapılabilir. Ne durdun, yürü! Hadi! Yürüsene! Baban da senin gibi karşıma çıkmıştı ama öldü! Yürü! Geç şöyle duvara, beni ateş etmeye mecbur etme! Daha fazla bekleyemeyiz! Oh!
Yaralısın Ali. Sağ olun. Canınız pahasına bu caninin elinden öğrencilerimi kurtardınız. Size teşekkür ederim. Katil Bekir'di efendim. Sen haklıymışsın Ali. Bugüne kadar hiç haklı olmadın. Belki bir gün, belki de hiç.